Burası Seydim Barajı. Size manzara eşliğinde sohbetten dinlediğim bir şeyler anlatacağım. Bence beğeneceksiniz. Ben sevmiştim. Çok manalıydı. Burası Seydim Barajı bu arada. Çorum'a 21 kilometre. Diyor ki, ağzının tadı olmayan bir insan der ki doktora gider ve hiç ağzımın tadı yok der. O da der ki senin şu hastalığın var da onun için ağzının tadı yok. Yani senin, örnek veriyorum, dilin hastalanmış. Onun için yemeklerden lezzet alamıyorsun. İşte şu hastalığın iyileşirse ağzının tadı gelecek ve sen lezzet almaya başlayacaksın. Şu anda sen hastasın der. Aynı onun gibi bir kişi, bir insan namaz kılmaktan haz almıyorsa, lezzet almıyorsa onun da kalbi hastadır. Çünkü dikkat edin, Allah'ın salih kulları namazdan lezzet alıyorlar, tad alıyorlar, haz alıyorlar. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki, gözümün nuru namaz. Gözümün nuru namaz. Neden öyle söyleyebiliyor? Çünkü o ondan lezzet alıyor, haz alıyor. Peki neden Peygamber Efendimiz öyle diyor da biz diyemiyoruz? Bize yük gibi geliyor. Çünkü Peygamber Efendimizin kalbi hasta değil. Kısacası insanın kalbi hastaysa, rahatsızsa, olması gereken sağlamlık da değilse, Allah'ın dilediği gibi bir kalbe sahip değilse, işte o kişinin kalbi hastadır. Namazdan da lezzet almaz. Ama Allah'ın rızasına uygun yaşıyorsa, o zaman o kişinin bedeni de kalbi de sağlamdır ve olması gerektiği gibi de namazdan lezzet alır. Namaz ona ağır gelmez. Kalbimize bakalım. Hani bir televizyon programı vardı. Durmadan diyordu ki, kalbine bak, kalbine bak. İşte öyle. Biz de kalbimize bakmalıyız. Ay şu sarı çiçeğin duruşuna bakın. Öyle asfalt yolda falan yürümüyorum. Gördüğünüz gibi yağmur çamur demeden gezilebiliyor. Yeter ki Allah'ın nimetlerini seyretmekten haz alın. Sinekleri de göstereyim size. Şurada çok güzel bir çiçek var. Bakın. Bakın. Ben buna bayıldım.
Bunlar da kuşburnu. Seydim Barajı. Yağmur yağdığı için yapraklarını kapatmışlar bence. Aa, bu beğendiğimden. Ana yoldan uzaklaşıyorum. Trafik sesi azalır. Şu mavi çiçeklere de arılar çok konar. Bakın ne kadar güzel. Yaklaştırıyorum. Bu da armut. Bir sürü de meyvesi var. Öbür tarafta bir sürüydü. Şimdi göremedim. Armudunu. Şöyle yanda bir sürü. Gördüm bir tane. Hiç olmasa bir tane göstereyim size. Bakın. Bakın orada da var. Aa, fındık. Bu bir fındık ağacı. Fındığı var mı bakalım. Bence yok. Çok sineklenmiş. Hastalık var demek ki. Fındık da göremedim ama yapraklar fındık ağacı yaprağı. Gölete girmek yasaktır Çorum Belediyesi. Babam buraya kadar geldi. Yol çamuru dedi bakın. Gerçekten de yol çamur. Muhtemelen buradan karşı caddeye kadar yol vardır. Geri dönelim. Çok şükür ki şu demirlerden her yere koymamışlar. Biliyorsunuz ben bu demirlerden, engellerden nefret ediyorum.
İskilip'e giderken bakın karşıda görünüyor. İskilip Çankırı, Çorum, Samsun, Ankara sağ. Seydim işaretiyle Seydim'e döndük. Kiraz vardı. Kirazları yıkadık. Şimdi Seydim'de ne var ne yok bakıp geleceğiz. Kuş sesleri. Seydim yoluna girdim. Gelinciklere bakın ne güzel. Mor Sümbül köyü varmış. Adı bile harika. Kim bilir nasıl güzeldir o köy. Baraj o baraj mı diyorsun? Tabii, öbür tarafa diyor. Ama bayağı genişmiş. Yoksa başka yer mi yok? Nahide'nin barajın kenarında şuranay mı yoksa? Arsa almışlar da villa yapmışlar diyor. Nahide gibi diyor hani temizliğe geliyor ya. Aha balık tutuyor adam orada. Buraya bir arsa almışlar da diyor. İyi Nahide Gül burada mıymış? Nahide kim diyor? Bize gelen diyor. Engelme mi gelmiyormuş? Yok canım. Abi Tenur'un şimdiki yardımcısı var ya. Görevli adamın. Bizim gittiğimiz baraj mı kendi? Hangi baraj? Bu baraj ya. Ne? Seydimli miydi onu? Osmancıklılar. Ama buradan arsa almışlar. Bu barajın kenarında. Seydim barajında. He. Yok ya Osmancıklı'dan almışlar. Öbür Kozluk barajını almışlar. İyi de şimdi ben İskilip'e gidiyorum dedim. Seydim barajım oradayız dedim. Kirazı yıkıyorlar dedim. Ha, bu çeşim. Osun aslında da çok.
Hasta mısın sevdiğim nazlı yar? Hasta mısın sevdiğim nazlı yar? Neden benzin sararmış sevdiğim? Neden benzin sararmış sevdiğim? Babama arabayı sen çeviriver dedim. Bakın ta nereye kadar geldik. Burası Seydim. O şimdi oradan çevirecek arabayı inşallah. Çalı çırpı toplamışlar, yakacaklardır. Aşağı inip sağa döneceğiz galiba. Seydim. Oh, paraza bak neyse. Ay. Hiç parça yok. Kaçmıştım inşallah. Görmeyen mi? Kalık mı? Seydim köyün muhtarlığı baba. Her taraftan köyüm köyüm diye bağırıyor. Kasaba değil burası. Bazı köyler nüfusu düşünce kaldırdılar. Olabilir belki. Hadi bakalım burayı ziyaret edelim. Allah'a emanet olun.
benim efendim. Ben sana bendim, bir üfledin de yıkıldı bendim. Bir üfledin de yıkıldı bendim. Ben ki denizdim, dağ başı bendim. Şimdi sen oldun alem efendim. Şimdi sen oldun benim efendim. Ölmemek neymiş senden öğrendim. Kayboldum sen. Çıkıyoruz şimdi. Deminki horozlar hala bir sağa bir sola geçe geçe aynısı inanki. Bazı yerlerinki sapsarıydı. Seydim bitti. Çiçek
çiçek toplamaya indik. Şuralar çam olursa kenardan al. Ne kadar güzel. Bana ver istersen elindekileri. Çok güzel. Hı? Efendim? Şunlardan da katayım mı diye düşün. Beyazla. Onlar kötü kokuyor, o sarılar da. Papatyayla morları karıştıralım. Kötü kokuyor, ne? O kötü kokar. Bunlar da zarif ama Allah toplayıp götürmesinler diye onlara kötü koku vermiş. Ama buralara çok yakışıyor, bakın. Bembeyaz nasıl güzel yakışmış, bakın. Değil mi? Çok yakışmış. Şu sarılar da yakışmış. Aa, karşıda da pirinç. Pirinç demişim, pirinç gördük ya kaç gündür. Mısır tarlası var karşıda da. Seydim yolu. Mısır tarlası da göstereyim size. Daha mısırlar kafasını yeni kaldırmış. Hadi yana. Babamın işi bitti, beni çağırıyor. Araba orada. Efendim baba. Hava kapalı biraz da yağıyor, geçiyor daha önce. Kim o baba? Ha. Ihlara Vadisi'ni de andırıyor burası. Ama Ihlara Vadisi'nde böyle bir tahta yol yok. Tahta yolu olarak Saklı Kent'in yapılı yerini andırıyor.